Benim için uzun yıllar sonra çok özlediğim bir duygu bana geri geldi gibi hissediyorum. Yani kariyerim boyunca sürekli transfer olduğum ülkelerde final oynadım. Bronz ve gümüş madalyalarım vardı ama altın olması bu kez beni çok mutlu etti açıkçası. Ve sezonun en büyük hedeflerinden bir tanesine ulaştık. Dolayısıyla takım olarak çok mutluyuz. Hayır, Eczacıbaşı'yla da lig şampiyonluğu yaşamıştım. Ama Polonya, İtalya'da, Japonya'da lig ikinciliklerim var. Japonya'da da yine kupayı alıp altın madalya aldım ama tabii ki kariyerimin bu noktasında da altın madalyayı tekrardan alabiliyor olmak, şampiyon olabiliyor olmak benim için çok değerli olduğu için uzun yıllar sonra gelen bir şampiyonluktu benim için. Dolayısıyla bu beni biraz daha mutlu etti tabii ki. Sezonun başından itibaren çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Biliyorsunuz korona hala buktadı. Güney Amerika kıtasında çok bitmiş halde değildi bundan 8 ay öncesinde. Dolayısıyla takım iki kez korona geçirdi. Sakatlıklarımız oldu. Değişik periyotlarda çok önemli oyuncularımızla. Dolayısıyla böyle hep 3-2 kaybettiğimiz bir takıma karşı her kupada final oynadık. Fakat 3-2 kaybettiğimiz bir takıma karşı bu sefer çok net skorlarla kazandık. Ve playoff serisini de çok istikrarlı iyi bir oyunla grup olarak geçirdiğimiz için ayrıca mutluyuz tabii ki. Şimdi ben kariyerime baktığımda en son 4 sezon Japonya'da geçirdim ve Japonya'da servis karşılamayarak devam ettim kariyerime. Yani bir pasör çaprazı niteliğindeydim. Dolayısıyla yıllar sonra tekrardan bu pozisyona geri dönüyor olmak da benim için önemli bir challenge'di aynı zamanda kendimle ilgili. Kendimi test etmemle ilgili uzun yıllar sonra. Dolayısıyla ben bitiriş kısmı ile ilgili kendimle ilgili iyi şeyler söyleyebilirim. Yani o sorumluluğu aldım. Takımın benden beklentisini karşılayabiliyor olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Yani benim zaten takımlarda hep gittiğim takımlarda skorer olma gibi bir özelliğim var. Dolayısıyla takımlar beni bu yüzden transfer ediyorlar. Bu takımın da en son birkaç ay bu özelliğimi ortaya çıkartabilmek ve takıma bu anlamda liderlik yapabilmek benim önceliğimdi. Dolayısıyla hem böyle olunca hem de bir de kupayı alınca tabii ki iyi smaçör, en iyi smaçör seçilmek, en iyi köşe oyuncusu seçilmek, köşe oyuncularından bir tanesi seçilmek benim için çok değerli. Fakat benim ilk olarak hedefim takımımın kazanmasıydı. Yani çünkü grup olarak şampiyon olmak çok farklı bir duygu. Tarih her zaman en iyileri unutur. Fakat kupalar her zaman hatırlanır, şampiyonluklar her zaman hatırlanır. Bireysel ödüller genellikle unutulur. Ben Türkiye'den sonra ben 2011 yılında yurt dışına çıkıp hatta daha önce bir çıkış denemem olmuştu. Fakat kulübüm çok izin vermemişti Türkiye'deki oynadığım kulübüm. Dolayısıyla geri dönmek zorunda kalmıştım. İlk çıkış olarak Rusya'yı tercih etmiştim. Sonra İtalya'yı, Polonya'yı daha Avrupa kıtasında zaman geçirmeyi başladım. Birkaç sezon sonra Asya'yı denedim. Ve tam bir dünya turu olmuş oldu benim için. Yani bütün kıtalarda değişik tecrübeler elde ediyor olmak, oralardan iz bırakarak madalyayla geçiyor olmak, iyi hatırlanmak. Bunların hepsi benim kariyerimde hedeflediğim şeylerdi açıkçası. Şu anda hepsini gerçekten sırasıyla yapmaya başladım. Güney Amerika kıtası hiç daha önce tecrübe etmediğim, daha önceki senelerde teklif aldığım fakat hep böyle bir türlü yolumun çakışmadığı bir yerde. Bu kez de burası olsun dedim. Kariyerim bitmeden önce 33 yaşındayım ben, 34 olacağım. Burayı da denemek istedim. Bildiğim, sevdiğim bir antrenörüm burada çalıştığı için, ona da güvendiğim için buraya geldim açıkçası. Başarılı bir takımdı. Benim için yani 86. yılını kutlayan, 1200 tane çalışanı olan, 8000 tane de kulüp üyesi olan böyle güzel, kalabalık bir aile aslında. Bunların hepsi benim Brezilya'yı seçmemde ve Brezilya denince hep voleybol anlamında olimpiyat madalyalarından bahsediyor, olimpiyat finallerinden bahsediyor. Bu kadar başarılı bir ülkenin, gerçekten voleybol ülkesi olan bir ülkenin liginde mücadele ediyor olmak, olimpiyat şampiyonu olmuş defalarca antrenörlere karşı forma giyiyor olabilmek, onların rakibi olma niteliğini taşımak, bunların hepsi benim için çok değerliydi. Kariyerime bunları da koymak ve eklemek istedim. Bunlar da sebepleri.